Ekibimiz de Nevşehir'e gitti ve Ürgüp'ün meşhur ayva dolmasının nasıl yapıldığını sizler için görüntüledi. Buyurun ayva dolması öğrenin, belki iftarda yaparsınız. Nevşehir'in göz bebeği Ürgüp'ün nadide lezzeti ayva dolması. Şu şekilde göstereyim sizlere de içini. Anadolu'nun bu çok özel yöresel yemeğinin hazırlanışını yerinde görüntüledik. Ürgüp'ün bu nadide lezzetini bizlere bölgeden Bengü Hanım hazırlayacak. Merhaba Alişan abi. Bugün güzeller güzeli Nevşehir'imiz Ürgüp'teyiz. Bugün sizler için Osmanlı mutfağında 16. yüzyıldan beridir yapılan bir yemek yapacağız. Ayva dolması yapacağız sizlerle birlikte. Kendi köyümüzden getirdik, Karakaya köyümüzden. Bunların özellikleri küçük olmaları, sulu ve tatlı olmalarıdır. O yüzden bugün ayva dolmamızı yaparken kendi ayvalarımızı kullanacağız. Tabii bu yemek sadece ayvayla yapılmıyor. Birçok tadın bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. İlk olarak kuş üzümümüzden bahsedeyim. Kuş üzümümüz iç harcımız için tatlandırması ve güzel lezzet vermesi için kullanıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Küçük. Bu tuzumuz da Tuz Köyü'nden sizler için getirttik. Gayet doğal, taze. Diğer bir baharatımız da tarçın. Tarçının da içerisinde hafif mayhoş bir tat vermesi için, güzel kokular vermesi için içerisinde kullanıyoruz. Bir diğer malzememiz de dana kıyması, hafif yağlı olması gerekiyor. Kuru olmaması gerekiyor. Bir diğer malzememiz ise pirinç. Pirincimizi de hafif ıslatmamız gerekiyor. Hafif sıcak suda böyle diriliği birazcık gidecek şekilde olması gerekiyor. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Ürgüp'ümüzün en meşhur yiyeceğine geliyoruz. Kendi yapmış olduğumuz pekmezimiz. Bunları beyaz üzümden yaparız. İlk önce şırada üzümlerimizi ezdikten sonra şırası kalır. Şırasında da bizim Ürgüp'ümüzde kayalarımız çok meşhurdur. Kayalarımızın içinden çıkan pekmez toprağımız vardır. Bu pekmez toprağını şıranın içerisine katarız. Sonra bir güzel karıştırırız. Karıştırdıktan sonra en az 3 saat durması gerekir. Durulması gerekir onun. Altta süzülmesi gerekir. Eğer daha duru bir pekmez isterseniz bir gece kalabilir. Kendi pekmezimizi biz kendimiz o şekilde yapıyoruz. Bir diğer güzel malzememiz ise kendi tereyağımız. Kendi hayvanlarımızdan sağdığımız sütümüzle birlikte çok güzel kaymaklar oluyor. Çok güzel tereyağlarımız oluyor. Bu tereyağlarımızı da kendimiz yapıyoruz. Diğer malzemelerimizden birisi de sıvı yağ ve su. O zaman bu yöresel lezzetin hazırlanışına geçebiliriz. Haydi ayva dolmamızı yapmaya geçelim. Ayvalarımızı ilk önce çok büyük olmayacak şekilde kesiyoruz. Baş kısmını alıyoruz. Çünkü eğer büyük kesersek ayvamızın kapağı çok büyük olur. Gereksiz büyüklük açmayalım. Bir de arka kısmını yapıyoruz. Çok ince alıyoruz. Orasının düz olması gerekiyor. Tabağa koyduğumuz zaman düz olması için. İçerisine oyacağız. Ama çok fazla ağzını açmadan. Çünkü kapağını tekrardan kapattığımız zaman bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi oyuyoruz. Biz bunları hem ayvanın tatlısını yaparız, hem reçellerini yaparız, kompostosunu yaparız kışın. Özellikle tam kış meyvesi olduğu için zaten kışları daha çok tatlısını yaparız. Hem fırında yaparız, hem tencerelerde yaparız yemeklerini, tatlılarını. Ayvalarımız Nisan ayında çiçek açıyorlar. Ekim ayların sonlarında biz hasat ediyoruz bunları. Şimdi ayvanın çok fazla kabuğuna doğru gitmeyeceğiz. Elimizi hissetmeyeceğiz içinde. O kadar ince yapılı yapmamamız gerekiyor. Çünkü pişerken çok dağılma riski var. Çok fazla da kalın olmaması gerekiyor. Çünkü içerisine pirinç koyacağımız için o pirinç şişecek. Şişmesi gerekiyor, pişmesi gerekiyor. O yüzden ona göre kontrollü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şu şekilde göstereyim sizlere de içini. Bu şekilde ayvalarımızı hazırlıyoruz. Evet, ayvalarımızı hazırladık, içlerinde oyduk. Gördüğünüz gibi sulu sulu her yeri ıslattık. Şimdi
ayvamızın içini yapmaya geçeceğiz. Bunları bir kenara alalım. Özellikle bunların kararmaması için limonlu suda bekleteceğiz. Ayvalarımızı da koyuyoruz. İçerisine suyunu da dolduralım. Limonlu suda yapıyoruz çünkü limonun sitrik asiti olduğu için ayvaların kararmamasını sağlıyor. Hatta eskilerde limonları alıp tuzlara batırıyorduk böyle. Ondan sonra tencerelerimiz, tavalarımız kararanlara özellikle böyle onlarla temizliyorduk. Pırıl pırıl oluyorlardı. O yüzden o özelliğinden dolayı limonu suyun içerisine koyuyoruz kararmaması için. Geldik dolmanın tadının asıl kaynağına, yani iç harcına. Ayşen abi kusura bakma, heyecanıma verin. Malzemelerimizi sayarken soğanı söylemeyi unutmuşum. Bu soğanı da iç harcımız için kullanacağız. Aynı şekilde yemeklik halini doğrayacağız. İç harcımızda kullanacağız bunu da. Yemeklik şeklinde olacak. Çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak. Biraz dişe değsin. Şu şekilde soğanımı bir koyalım. Görüyorsun Aliş abi, gencecik yaşımla neler yapıyorum. Ellerimde bir marifet yani. 20 yaşındayım. Bu memleketimin yemeklerini, ülkemin yemeklerini yapmayı çok seviyorum. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Yemek yemeyi de çok seviyorum. O yüzden bunlara ilgim çok çok fazla. Şimdi soğanımızı kattık. Yarım yağlı kıymamızı da kattık içerisine. Yarım ıslanmış pirinçlerimizi de içerisine ekliyoruz. Pirincimizde yaklaşık 4-5 kaşık koyuyoruz. Kıymamızda 100 grama yakın. Yarım soğan doğradık içerisine. Daha sonra baharatımız olan tarçını ekliyoruz. Bu da yarım çay kaşığı kadar yapacağız. Şöyle 2 çimdik. Tuzumuzu da atıyoruz. 1 çay kaşığı kadar. Sıra geldi kuş üzümümüze. Kuş üzümümüzü de atıyoruz içerisine. Bu kuş üzümümüzü de 1,5 yemek kaşığı yeterlidir. İçerisine pekmez atmıyoruz ama dilerseniz hafif biraz daha tatlı seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Ama biz pekmezi dışarısından suyuyla ekleyeceğiz. O yüzden buharla pişeceği için onun içerisine eklemeyeceğiz. Onun bilgisini de vereyim sizlere. Şimdi burada harcımızı yoğuruyoruz. Buram buram tarçın kokusu geliyor. Çok güzel. Ayvaya ayrı lezzet veriyor. Bütün harcı birbirine yedirelim ki birbirlerini tutsunlar. İçerisine soğanını fazla doğramamız gerekiyor. Çünkü soğan kokutabilir. İçerisini fazla eklememiz gerekiyor. Aynı şekilde tarçın da çok baskın bir baharat olduğu için sizi yerken boğabilir biraz. O yüzden fazla atmamanız gerekiyor. Evet, bu harcımız artık hazır hale geldi, görüyorsunuz. Şöyle birer de toplayalım. Lezzet aromaları fazla olduğu için hepsinin bir araya girmesi gerekiyor. O yüzden biz yaklaşık 5 dakika yeterlidir yoğurmanız. Şimdi bizim bu harcımız hazır. Şimdi ayvaların içini doldurma vakti. Bunları sırayla dolduruyoruz. Bir kolay püf noktası vereceğim size. Hani bu şekilde yapıp içerisine böyle sokarsanız daha rahat giriyor. Hem de sizi yormuyor. Çok fazla da doldurmamamız gerekiyor. Çünkü bu içerisindeki pirinç şişecek. Şiştiği zaman böyle taşma yapmasın. Kibar kibar dursun, güzel olsun. Bu şekilde yeterlidir. Çok fazla da içine bastırmıyoruz bunu yaparken. Yani dolu dolu olmasın, taşmaması için. Kapağını kapatıyoruz. Şöyle. Bunlar da bizim Ürgüp'teki üç güzeller gibi oldu. Burada bizim 3 tane güzelimiz var, peri bacamız. Aynı o şekilde benzedi. Bunları da hatta bakır tenceremizin içerisine alabiliriz bunları direkt. Şöyle alıyoruz. Sıra geldi bu özel yemeğin lezzetine lezzet katan Ürgüp'e özel pekmezi eklemeye. Ayvamızı bakırımızın içerisine koyduk. Üzerine pekmezimizi alıyoruz. Bir güzel gezdiriyoruz. Şöyle bol şifalı, tatlı tatlı pekmezimizi şöyle gezdirelim. Eğer tatlı seviyorsanız birazcık daha koyabilirsiniz. Hatta biz biraz daha koyalım. Biraz daha güzel rengini de versin. Yaklaşık 1,5
2 yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Bizim ayvamız az olduğu için biz böyle yapıyoruz. Siz koyduğunuz ayvaya göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tereyağısını koyacağız. Biraz ayvamıza lezzet gelsin. Kendi yapmış olduğumuz tereyağı da böyle yanlarına koyalım. Zaten çok lezzetli olacak ama biz ekstra lezzetine lezzet katmak istiyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağı atıyoruz. Suyumuz da ayvanın yarısına gelmeyecek. Yani çok fazla üst kısmına doğru gelmemesi gerekiyor. Eğer çok su koyarsak bu sefer tadı güzel olmaz. Şu şekilde yarısına da gelmeyecek şekilde. Çünkü buharın içerisinde pişe pişe yavaş yavaş bu şekilde yeterlidir. Suyu bu kadar koyduktan sonra çok azıcık da sıvı yağ ekleyeceğim. Çünkü içerisinde pişen pirincin birbirine yapışmasın. Şöyle yaklaşık 1,5 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı ekliyorum. Çok fazla değil. Bunu dediğim gibi pirinçlerim o buharda pişerken böyle mıç mıç olmasın. Hani biz öyle deriz, mıç mıç olmasın deriz. Birbirine böyle çok fazla yapışmasın. Şimdi ayvalarımızı alıp fırınımıza geçebiliriz. Artık ayva dolmamızı fırına verebiliriz. Taş fırınımızda ayvamızı pişireceğiz. Fakat şöyle bir durum var. Herkesin evinde taş fırın olacak değil tabii ki. O yüzden herkes kendi evlerindeki fırınlarında da pişirebilirler. Hiçbir sorun yok. Bizim imkanımız olduğu için Ürgüp'te birçok evlerde herkesin kendi tandırı olur, taş fırınları olur. O yüzden biz bu imkanımızı kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. Ama siz isterseniz kendi fırınlarınızda yapabilirsiniz. Şimdi ayvamızı fırınımızın içerisine atacağız. Şöyle kürek yardımıyla. Ayvamızı taş fırınımıza koyduk. Kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık 40-45 dakika boyunca pişmeye bırakıyoruz. Şimdi 45 dakikamız doldu. Bakalım güzeller güzeli sulu sulu ayvalarımız pişmiş mi? Bu sefer açabiliyorum. Şöyle de alalım. Tabii biraz sıcak olacak. O yüzden hemen bir peçete yardımıyla tutuyorum. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Oo. Dumanı da üstünde mis gibi kokular geliyor buradan bana. Keşke siz de olsanız, siz de bu kokuyu alabilseniz. O attığımız pekmez içerisinde karamelize olmuş gibi çok güzel duruyor. Bakalım nasıl pişmişler. Şöyle ayvamızı yaralım. Şu şekilde göstereyim size. Gördüğünüz gibi pirinçlerimiz tane tane. Kıymamız da aynı şekilde. Hiçbir yapışma olmamış. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine müsaadenizle küçük bir dokunuş yapmak istiyorum. Tabii pekmezin lezzetine lezzet katmak istiyorum birazcık da. Şöyle üzerinden gezdireyim. Sunum yaparken biz kendimize göre tabii kendi evimizde biraz şöyle pekmezimizden gezdiririz. Şöyle. İnşallah bir gün Ürgüp'e yolunuz düşerse sizleri de buraya beklerim. Size kendi ellerimle ayva dolmayı yapmayı çok isterim. Çok teşekkür ederim her şey için, dinlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aklınıza bir soru işareti kalmamıştır yaparken. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.